Adana Taşköprü. Adana'nın simge yapılarından birisi olan Taşköprü, Seyhan Nehri üzerinde olup yapımı Roma İmparatorluğu dönemine kadar gitmektedir. Köprü 21 gözlü olarak inşa edilmiş olup günümüzde 14 gözlü olarak hizmet vermektedir. Arkeoloji Müzesi. Tukurova bölgesinde gün yüzüne çıkarılmış pek çok kıymetli eserin sergilendiği müze, Türkiye'nin ilk müzelerinden birisidir. Seyhan Nehri. Adana'ya hayat veren ve adı şehirle birlikte anılan Seyhan Nehri ve çevresini gezip gördüğünüzde kolay kolay unutamayacağınız bir iz kalır belleğinizde. Adanalılar onunla serinler, onunla hayallere dalar. Alman Köprüsü. Almanlar tarafından 1912 yılında çelik taş örme tekniğiyle inşa edilen yapının üzerinden günümüzde Mersin-Ankara demiryolu geçer. Şar Antik Kenti. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bulunan Şar Antik Kenti birçok tarihi kalıntısıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Günümüze kadar gelebilen tarihi kalıntılardan en önemlisi Roma döneminden kalan amfitiyatrodur. Bizans döneminden kalan en önemli eser ise bir kilise kalıntısıdır. Büyük Saat Kulesi. Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Saat Kulesi Adana'nın simgelerinden birisidir. 32 metre uzunluğuyla Türkiye'deki en yüksek saat kulesi olma ayrıcalığını yaşar. Adana Sinema Müzesi. 2011 tarihinde açılışı yapılan müze, Türk sinema tarihine ışık tutan afiş, fotoğraf, kitapların sergilendiği bir mekandır. Çok sayıda film yapımcısı ve oyuncunun Adanalı olduğu dikkat çekiyor. Adana Etnografya Müzesi. Tarihi bir kilisenin 1983 yılında restorasyon sonrasında müzeye çevrilmesiyle oluşturulmuş mekanda içinde çok sayıda Türk İslam eseri teşhir edilmektedir. Seyhan Baraj Gölü. Adanalıların bol bol gezip vakit geçirdikleri, ailece kahvaltı ve piknik yaptıkları göl kenarındaki çok özel bir gezi rotası. Sıcak memleketin serinleten yüzünün geceleri ışıklandırılmış hali ise bir başka. Baraj Gölü üzerinde Sevgi Adası var. Kazancılar Çarşısı. Adana'nın ve Türkiye'nin yaşayan en eski çarşılarından olan Kazancılar Çarşısı, hediyelik eşya satan dükkanlar, bakırcılar, şekerlemeciler ve kebapçılarla iç içe.